Günaydın. Derse hoş geldiniz. Bugün yine mat üstündeyiz ve biraz daha fazla karın egzersizi yapacağız. Bacaklarımızı kuvvetlendireceğiz ve üst gövdeyi, bütün vücudu kuvvetlendirdiğimiz egzersizler yapacağız. Buyurunuz. Sırt üstü yatar pozisyona geliyoruz. Nötr omurga ve nötr pelvis pozisyondayız. Nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaşça kalçayı tilt pozisyona getirip oradan köprüye doğru yukarıya doğru geliyoruz. Benim en sevdiğim başlangıç hareketi köprü, bridging, nefes alıyoruz. Ve nefes verirken tekrar yavaş yavaş gövdeyi aşağı indiriyoruz. Alın nefes ve verirken karnınızı iyice içeriye çekin, omurgayı yükseltin ve nefes alın yukarıda. Nefes verirken yavaşça aşağıya her bir omur yere omuzlarınızı ve boynunuzu kasmayın lütfen. Nefes alın. Nefes verin ve ayaklarınızı yere basarak arka bacak kaslarınızın nasıl çalıştığını hissetmeye çalışın. Nefes alın. Nefes verirken tekrar her bir omuru tek tek yere indirerek aşağıya doğru iniyoruz. Nefes alın. Nefes verin ve yukarıya doğru kalkın. Yukarıda kalacağız ve burada tabletop pozisyonunda marching yapacağız. Nefes alın. Tek ayağınız tabletop. Nefes verin ve yere basın. Al diğer bacak ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Al ve nefes ver. Kalça kemiğinizi hiçbir şekilde hareket ettirmemeye çalışın. Kalça kaslarınızı aktif şekilde yere bastırmaya devam edin. Bacağınızı yere itin ve gövde, karın kaslarınız olabildiğince içeride dursun. Son iki tane. Ve nefes ver. Al. Ve nefes ver. Alın yukarıda nefes. Nefes verirken yavaş yavaş omurları tek tek yere doğru indirin. Çok güzel. Kollar yukarıya. Nefes alın. Nefes verirken gövdeyi half roll up pozisyonda yukarı doğru kaldırın. Karın içeride dursun. Alarak geriye. Nefes ver. Ve yukarıya. Al. Nefes verirken yukarıya. Nefes al. Nefes ver. İyice uzun olmaya çalışın. Nefes al. Nefes ver. Yukarıya kalkın ve burada bekleyin. Ayaklar tabletop pozisyonda. Toe tap hareketini gövde fleksiyondayken yapacağız. Nefes alırken tek ayak parmak ucu yere dokunacak. Nefes verirken geriye çekiyorum. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Parmak ucunu dokunduğunuz yer hemen kalçanızın arkası olmamalı. Birazcık daha ileriye doğru, diziniz ileriye doğru hareket etmeli ki buradaki, buraya karın kaslarını ve omurganın üzerine binen yükü artırıp karın kaslarının biraz daha fazla çalışmasını sağlamak olsun. Ve alternate olarak yapacağız. Yani biri giderken biri dönecek. Al ve ver. Ve ver. Ve ver. Bu daha sonra yapacağımız single leg stretch hareketi içinde bir başlangıç hareketi gibi düşünebiliriz. Son 4 tane, son 3 tane, son 2, 1 ve tabletop'ta kaldık. Kollar yukarıya, gövdeyi aşağı indirebiliriz tekrar. Evet. Kollarımızı iki yana açtık. Knee sway hareketini hatırlayın. Bacaklar kapalı, ayaklar yerde yapmıştık. Şimdi ise nefes alarak gövdenin yanına doğru indireceğiz ve nefes vererek tekrar ortaya olacağız. Ayaklar tabletop pozisyondayken iş biraz daha zor. Gövdeye binen yük daha fazla. Nefes al. Ve nefes verirken tekrar ortaya. Biraz daha aşağıda. Nefes al. Nefes verirken birazcık elimle güç uyguluyorum ki biraz daha fazla karın kaslarını hissedebilmesi için. Güzel. Ortaya doğru alarak tekrar git. Nefes vererek tekrar geriye dön. Bravo, nefes al. Nefes ver, ortaya. Alarak gitsin. Nefes vererek tekrar ortaya gelsin. Biraz daha zorlayacağız burayı. Şimdi iki ayak birlikte ama ayaklar diamond pozisyonu dediğimiz pozisyonda. Dizlerin arası açık, parmak uçları ve topuklar beraber. Nefes alırken ikisi birlikte yere doğru dokunuyor olacak. Toe tap'i çift bacaklı yapıyor olacağız. Bu biraz kuvvetli karın kasları ister. Çünkü eğer doğru şekilde karnınızı kullanamıyorsanız omurganız yerden yükselecektir.
yükseldiği ve belinizin sıkıştığı pozisyonları, sizi rahatsız eden pozisyonları asla harekete devam etmeyin. Sürekli olarak kontrol ediyor olmalısınız. Nefes alırken, uzandık ileriye doğru nefes verirken, geriye son bir tane al. Nefes verirken geriye çek, göğüs kafesini kaldırmayalım. Ayakları kapatabiliriz. Süper. Ayaklar tek tek yere basabilir. Evet, şimdi yüzüstü pozisyona dönüyoruz. Çok güzel. Yüzüstü pozisyonda mini swan yapacağız. Swan'la çok çalıştırdığımız karın kaslarını stretch etmek istiyoruz. Aynı zamanda da omurganın üst bölgesini, o bizim duruş bozukluğumuzu sağlayan öne doğru eğildiğimiz pozisyonu düzeltmesi için bize yardım edecek bir hareket. Nefes alırken ellerimi yerde kaydırarak gövdeyi yukarıya doğru kaldıracağım. Sadece üst gövdeyi çok hafifçe kaldıracağım. Bu kadar. Nefes verirken tekrar ileriye uzanacağım. Nefes alırken tekrar çek. Ve nefes verirken ileriye uzan. Alarak çek arkaya. Nefes vererek tekrar öne. Al. İyi bir omurga ekstansiyon hareketi. Swan. Sırt ağrılarınız için çok iyi, yapmanız gereken egzersizlerden bir tanesi. Swan'a kalkmak için mini swan özellikle daha ilk harekette kürek kemiklerinizi pantolonunuzun arka ceplerine kaydırıyormuş gibi aşağı doğru kaymalarını sağlamak ve göğsü açık tutarak abdominal gövdenin de, abdominal bölgenin de esnemesini, uzamasını sağlamak için iyi bir egzersiz. Ve şimdi birazcık arka bölgeyi çalıştıralım. Swimming iyi bir egzersiz bunun için. Karın kaslarımı iyice içeriye doğru aldım. Kollar ve bacaklar zıt şekilde, çapraz olacak şekilde otomatik olarak çalışmaya başlıyorlar. Nefes al ve verirken hareket devam ediyor. Farklı şekillerde nefesler uyguluyoruz swimming yaparken ama şimdi siz normal nefes alın ve nefes verin. Uzun bir boynunuz olsun ve kürek kemiklerinizi hiçbir şekilde boynunuzu sıkıştırmasına izin vermeyin. İçeriye doğru kapanmasın, açık. Boynunuzu omuzlarınızın içinden dışarıya doğru çıkartın. Aktif şekilde karnınızı kullanmaya çalışın. Swimming iyi bir arka çapraz oblik sistem çalıştırıcı. Bu şu demek, sabitleme ve omurganın güçlenmesi için çok iyi bir egzersiz. Ve rahatlayabiliriz. Süper. Şimdi yine yüzüstü pozisyondayız ve single leg kick yapıp bacağımızın arka kaslarını çalıştıracağız. Bunun için gövdeyi düz pozisyonda karşıya kaldırabiliriz. Dirseklerimin üzerinde duruyorum ve kollarım yeri iter pozisyonda, kürek kemiklerimin içine düşmeyecek şekilde kendimi sabitliyorum. Bu üst grup bölgemi kuvvetlendiriyor benim. Şimdi biz bacaklarımızın arkasını çalıştıracağız. Dizler yere değmeyecek şekilde yine hareketi öğrenme aşamasında ufak ufak başlayalım. Tek ayağımızın dizinden bükerek kalçaya doğru iki tekme atalım ve uzatalım. Diğer bacak. Bir, iki ve uzat. Eğer belinizde bir problem varsa, herhangi bir bel problemi yaşıyorsanız bu pozisyonda durmayın. Eğer böyle bir durumdaysanız yüzüstü yatıp sadece bacak hareketini tekrarlıyor olun. Ve çek, ki, uzat, bir, ki, uzat, bir, ki, uzat, bir, ki ve uzat. Uzanalım yüzüstü Ayşe. Bir de bel problemi olanlar için bahsetmiştim. Bu şekilde yapın hareketi ama bacakları aktif şekilde kullanın. Harekette alarak iki tekme atıyoruz, vererek uzatıyoruz. Al, al ve ver. Bir, ki ve ver. Bir, ki ve ver. Daha önce söyledim, hep söylüyorum. Arka bacak kaslarımızın ön bacak kaslarımız kadar çalıştırmaya ihtiyacı var. Onları günlük yaşantımızda hiç kullanamıyoruz. Çok az kullanıyoruz. Ve dolayısıyla bunların kuvvetlenmesi çok önemli. Ve son kez. Süper. Bravo. Ve geriye doğru yaslanıp bir rest yapalım. Dinlenelim. Rest dediğimiz dinlenme pozisyonu diye adlandırdığımız hareket, belimizi, sırtımızı rahatlatmak için arada kullandığımız güzel bir egzersiz. Bir esneme hareketi, bir stretch hareketi. Peki, şimdi tekrar yan pozisyonda yatıyoruz. Yan yatıp, sırtımızı düz pozisyonda yatırıp ayaklarımızı biraz öne doğru alacağız.
Evet. Ve kalça eklemi üzerindeki kasları efektif şekilde çalıştırmaya başlayacağız. Nefes alırken leg lift yapıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Nefes verirken aşağı indiriyoruz. Kalçanın stabilizasyonu çok önemli. Bacağınızı yukarı aşağı hareket ettirirken kalça kemiğinizi hareket ettirmemelisiniz. Ettirmemek demek sadece hareket ettiren kasları değil, iç grup kasları da çok iyi çalıştırdığınızı gösterir. Ve 8 ila 10 tekrar sonra bacağınızın ve kalçanızın yanmaya başladığını hissedersiniz. Hı-hı. Ve yukarıya. Al ve ver. Al ve ver. İkinci olarak circle yapalım. Leg circle. Bacağı önden arkaya çalıştıracağız. Güzel, nefes al ve nefes ver. Bu dairesel hareket bacak kalça eklemi üzerindeki tüm derin kas grubunu çalıştırıyor. Yüzeysel olarak da dışarı açıcılar, içerisi, ön ve arka hepsi birlikte çalışıyor circle hareketinde. Güzel. Burada dikkat etmeniz gereken şey daireyi sadece gövdenin önünde çevirmemek. Mutlaka bacağın kalçanın gerisine geldiğini hissetmelisiniz. Hı-hı. Evet, ters yöne hareket devam etsin. 8 ila 10 tekrar, yine hareketin tekrar sayısı. Bir yöne yaptığınızda mutlaka diğer yöne de yapın. Ve bacağınızın ön tarafını çalıştırmaktan çok arkayı hissetmeye çalışın. O yüzden bacağı geriye getirmeye çalışın. Ama kalçayı hareket ettirmeden. Hiçbir şeyi kontrolsüz olarak yapmamaya çalışın. O zaman çok hızlı form sağlayacaksınız. O zaman çok hızlı form kazanacaksınız. Ve güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Güzel. Son iki tane. Hı-hı. Son kez. Ve süper. Çok güzel. Şimdi diğer taraf. Aynı şekilde bacağın diğer tarafını çalıştıralım. Hı-hı. Evet. İlk önce lift yukarı ve aşağıya. Al ve ver. Nefesi al ve ver. Al ve ver. Bravo. Üst omuz tamamen rahat. Hiçbir şekilde kasmıyoruz. Yukarı almıyoruz. Vücudun hala kontrolü sizin elinizde. Hiçbir yere bırakmıyorsunuz. Yan gelip yatma hareketi değil bu. Kendiniz yan yattığınızda da kendi vücudunuzu sıkı tutmalısınız. Kontrol etmelisiniz. Herhangi bir tarafa devrilmemesini sağlamalısınız. Son kez. Ve circle yapıyoruz. Leg circle. Al. Verirken çevir. Nefes al, nefes ver, al ve ver, al, güzel. Uzun ve yan yattığınızda bakışlarınız ayaklarınıza doğru değil, direkt karşıya doğru fokus olmalısınız. Gözlerinizin hizasına karşıya bakın. Çünkü aksi takdirde boynunuzu eğip kötü bir duruş sağlayacaksınız hareket için. Ters yöne devam ediyoruz. Aldım ve nefes verirken çeviriyorum. Ve 2, ve 3, süper, ve 4. Kendi limitlerinizde hareketi birazcık yükseltmek gerekiyor. Çok küçük daireler yerine birazcık aktif şekilde bacağı yukarıdan getirerek çalıştıracak şekilde egzersize konsantre olmaya çalışın. Süper, son 2 ve son kez. Süper. Pekala. Tekrar sırt üstü yatıyoruz ve karın kaslarını çalıştırmaya devam edeceğiz. Abdominalle devam edeceğiz. Evet, ayaklarımız tabletop pozisyonuna. Ve kollarımızı tavana doğru uzatalım. Nefes alalım. Nefes verirken gövdeyi yukarıya kaldıralım. Half roll up'la ve single leg stretch için iki elimizle bir dizimizi tutup diğerini uzatalım. Nefes verirken her seferinde değiştiriyor olacağız. Ve 1, ve 2, ve 3, ve 4, 5. 6, 7, bravo. Aktif nefes çok önemli. Çünkü derin grubu çalıştıran burada nefes oluyor. Zor bir pozisyonda duruyoruz. Gövdeyi taşımak zorundayız. Ve bu işi yapan kaslar karın kaslarım şu anda. Ve nefesle birlikte içeriye giren hava karın iç duvarı kasları oldukça zorluyor. 4 tane. 3, 2, 1 ve 0. İkisini birlikte bacaklarımın arkasından yakaladım. Karnım iyice içeride. Gövdeyi birazcık daha yukarı kaldırdım. Ve şimdi ayaklarımı aşağıya doğru indirerek
yuvarlanıp kendimi karşıya doğru kaldırıyorum. Parmak uçlarımla yere dokundum. Nefes alıyorum ve nefes verirken yavaşça yere düşmeden kollarımdan yardım alarak aşağıya doğru iniyorum. Aynı pozisyondayım. Nefes alırken ellerim bacaklarımın üstünde, şimdi dizlerimin üstünde, double leg stretch için. Nefes alırken kollar ve bacaklar ileri, nefes verirken geriye tekrar kapanıyorum. Al ve ver. 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 Son kez al ve tekrar bacaklarının arkasından tut. Yine gövdeyi yukarı doğru kaldır. Ayaklarını aşağıya doğru indir. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ve gövde yukarıda. Nefes alıyorum. Nefes verirken tekrar yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Yavaş. Güzel. Bravo. Ve indik. Bir bacak yukarı, diğer bacak ileriye doğru uzandı. Single straight leg stretch. Nefes alırken çek, nefes verirken ver. Ver. Tek vuruşla yapıyoruz. Orijinalinde çift vuruş var ama biz şimdi yeni yeni öğrendiğimiz için hareketlerimizi şimdilik sadece tek tutuşla değiştiriyoruz. Ve. 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 Bu bacağımın arkasını esnetmeye çalışma işi. Bir yandan da karın kaslarım aktif şekilde çalışıyor. Güzel. Son iki tane. Ve yine tabletop. Tuttum, nefes alıyorum ve nefes verirken yine yuvarlanıyorum. Bu hem karnımı çalıştırıyor hem de omurgamın esnemesini sağlıyor. Ayaklarımızı yere basıyoruz şimdi. Kollarımızı tavana doğru kaldırıyoruz. Nefes verirken öne, bacaklarımın üstüne doğru uzuyorum. Nefes alırken göğsümü dizlerimden kaldırmadan bacak kollarımı yukarıya doğru uzatıyorum. Bir torasik extension hareketi ve nefes verip tekrar bırakıyorum. Alarak yukarı, vererek aşağıya. Vücudumda en çok kuvvetlenmesi gereken bölge burası. Ne kadar çok karın kaslarımı çalıştırıyorsam o kadar çok bu arka bölgeyi çalıştırmalı ve kuvvetlendirmeliyim. Al. Nefes ver ve bırak. Nefes al yukarı. Nefes ver ve bırak. Hareketi yaparken dizlerinizden kalkmamaya çalışın. Sadece üst gövdeyi karşıya açmaya çalışıyorum. Hareket çok kolay görünüyor ama çoğunuz için çok zor olacak. Dizler bükülü, ayaklar yere bassın. Burada yuvarlak bir sırt var. Kafayı tamamen aşağıya bırakın ve nefes alırken kollarınızla kendinizi geri kaldırmaya çalışın. Ve nefes vererek bırakın. Alarak yukarı. Nefes vererek bırakın. Al yukarıya. Burada biraz kalalım. Nefes alıp vereceğiz. Omurgam düz. Hala başımın üstünden yukarı doğru uzamaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde vücudumu serbest değil. Karnımı içeri çekmeye çalışıyorum. Arka grup ekstansör kaslarımı güçlendirmeye çalışıyorum. Nefes al. Ve ver. Hızlı hızlı değil. Yavaş ve büyük nefesler almaya çalışın. Burayı alın. Arka tarafa, göğüs kafesinizin arkasına göndermeye çalışın. Al bir tane daha ve nefes vererek bırak aşağıya doğru ve rahatla. Süper. Eğer yerimiz müsaitse rolling like a ball yapacağız. Biraz sırtımızın üstünde yuvarlanacağız ve omurgamızın masaj olmasını ve arka sırt grup kaslarımın rahatlamasını sağlayacağım. Rolling like a ball'da bir top gibi iyice yuvarlandım. Başım kapalı, ellerimle bileklerimden tuttum ve kalçama doğru iyice yaklaştırdım topuklarımı. Nefes alırken kürek kemiklerimin üstüne kadar yuvarlanacağım. Nefes verirken yukarıya kalkacağım. Alarak geriye. Nefes ver ve yukarı. Al ve ver. Al ve ver. Al ve ver. Bravo. Yukarı kalkmak için karın kaslarımı kullanıyorum. İyice nefes verip core bölgeyi içeri çekip beni yukarı kaldırmasını sağlıyorum.
Nefes ver. Hiçbir şekilde bacaklarımla savurmuyorum, kollarımla kendimi savurmuyorum. Sadece sırtım üstünde yuvarlanıyorum ve hiçbir şekilde boynumun üstüne kadar yuvarlanmıyorum. Unutmayın. Ve yukarıda kalabiliriz. Süper. Tekrar ayakları bırakıp roll down geriye, sırt üstü yatalım. Hı-hı. Ve bir bacak tavana doğru yükselirken diğer bacağı ileriye doğru uzatacağız. Leg circle yapacağız. Tekrar bacak kalça eklemiyle devam edeceğiz. Nefes alırken içeriden başlayan bir daire, nefes verirken daireni tamamlayacağız. Ve yukarıya. Küçük daireler yapıyoruz. Ve bacağımızı eğer düz tutamıyorsak dizimiz bükülü de yapabiliriz. Hiç sorun değil. Önemli olan burada kalçanın doğru pozisyonda yerleşmiş olması. Düzgün bir omurgayla mat üstünde yatıyor olmak. Hı-hı. Bir ayak parmak ucu tavanı gösterirken diğer ayak flex pozisyonunda ve bacağı dizimi yere yapıştırmaya çalışıyorum. Ters yöne devam edebiliriz. Ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Hareketler normalde size gösterdiğimiz şekilde böyle çok rutin, böyle yavaş rutinde yapılan hareketler değil. Evet, kontrollü ama dinamik hareketler. Dediğim gibi şu anda alışma safhasındayız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Sonra gerçek modumuzda devam edeceğiz. Diğer bacakla devam ediyoruz. Al ve verirken çevir. Leg circle iyi bir kalça stabilizasyon hareketi. Kalça kemiğimin stabilizasyonu için çok önemli. Ama bacağın doğru açıda durması gerekiyor. Burada bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Bir takım hareketleri eğitmen gözetiminde yapmadığımız takdirde çok basit gibi görünen, mesela şu harekette ciddi şekilde kendinizi yaralayabilirsiniz. Çok akrobatik bir şey yapmanıza gerek yok. Bu harekette de kalça hip flexor kaslarınızın dejenere olmasını ve kalça eklem kapsülünün bozulmasına sebep olabilirsiniz. Bir eğitmen sizi gözlüyor olması çok önemlidir. O yüzden bu ufak tavsiyeyle, ama kendi evinizde de egzersiz yapmanıza engel olmak istemiyoruz tabii ki. Roll up için kollar geriye. Tekrar. Nefes alarak üst gövdeyi yukarıya doğru kaldıracağız. Nefes verirken yukarı. Eğer kendi başınıza kalkamıyorsanız ayaklarınızı bir yere takabilirsiniz ve oradan destek alacak şekilde kendinizi yukarı kaldırabilirsiniz. Nefes alırken yukarı. İyi bir karın egzersizi. Karın çalışıyor ve omurgamın esnemesini ve rahatlamasını sağlıyor. Güzel. 6 tekrar yapıyoruz. Roll up hareketini. Nefes ver. İleriye doğru uzanıyoruz. Al ve nefes verirken geriye. Hı-hı. Nefes al. Nefes ver yukarıya. Ve ileriye doğru uzan. Nefes al. Verirken yavaşça aşağıya. Bir tane daha. Son kez yapacağız. Al ve nefes ver. İleriye. Karnım içeride. Kalça kemiğimle ileri gitmiyorum. Nefes ver. Burada durun. Bu bir zorlama. Şimdi burada durmak çok zor. Çünkü kas zaten yoruldu. Ve ona ekstra olarak bir zorlama veriyorum. Ve burada durması için kalça kemiğinin tavana dönük olmasını istiyorum sadece. Ve her nefeste de karnını daha da içeri sokmasını istiyorum. Daha daralmasını istiyorum. Biraz daha içeri. Biraz daha içeri ve rahatlıyoruz. Süper, bravo Ayşe. Çok güzel. Ve şimdi tek dizini göğsüne doğru çek, yattığın yerde. Artık programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve rahatlayacağız. Birazcık esneyeceğiz. Aynı dizi çapraz bölgeye doğru yatır. Diğer kolunu aç ve omurgamızı rahatlatalım twist'le. Hı-hı. Diğer bacak için. Onu bırakalım. Diğer bacağı için. Tek göğsünüze doğru. Hı-hı. Burada bir 20 saniye falan bekleyebilirsiniz. 20-25 saniye rahatlayabilirsiniz. Hı-hı. Bunu kendinize doğru çekerken diğer bacağı ileri doğru uzanmalısınız. Ki esas yapmak istediğimiz stretch bu tarafta. Ve çapraza doğru yatırıp omurgamı açmaya çalışıyorum. Birazcık daha bu bölgeyi stretch ediyorum. Kalçamı stretch ediyorum. Hı-hı. Evet. Yine aynı şekilde 20 saniye civarında bekleyebilirsiniz. Ve kalkabiliriz. Oturur pozisyona gelelim. Bağdaş kurup oturabiliriz. Ben de size doğru yapayım. Side stretch yapalım oturduğumuz yerde. Nefes alırken
Gövdeyi bir tarafa doğru yatırıyorum. Esneyip uzatıyorum. Nefes verirken ortaya doğru geliyor. Alarak diğer taraf. Nefes ver ve ortaya. Aldık. Son birer tane. Hiçbir şekilde kalçayı yerden kaldırmayalım. Son kez nefes alalım. Ve nefes verelim. Bugün biraz fazla abdominal çalıştık. Dolayısıyla boynumuz birazcık zayıfsa yoruldu. Aynı şekilde boyun kaslarımızı rahatlatmak için bir tarafa doğru çevirelim başımızı, omuzlarımızı hiç döndürmeden derin bir nefes alalım. Nefes verirken ortaya, alarak diğer taraf. Nefes vererek ortaya, nefes alalım diğer taraf. Nefes vererek ortaya, nefes al ve nefes ver ortaya. Bugünlük de programımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.